Sevgili izleyenler, Tarım Fuarı'ndaki röportajlarımız devam ediyor. Şu anda yanımızda önemli bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ulvi Önder. Önder değil mi Sayın? Yöter. Yöter, pardon, özür dilerim. Evet, kendisi de Tarım Fuarı konukçusu. Şu anda fuarı geziyor Sayın Başkan. Efendim, Eskişehir'de ilk defa ciddi bir tarım fuarı yeni açıldı. Daha önce fuarlarda yapılıyor ama tarım fuarları gerçek bir tarım fuar anlamında değildi. Ama bugün Eskişehir Ticaret Odası'nın sayesinde gerçek bir tarım alanında, tarım fuar alanında kavuştu. Fuar alanında kavuştu ve çok ciddi bir ziyaretçi söz konusu. Siz de geziyorsunuz. Nasıl buldunuz? Öncelikle böyle büyük bir fuar alanının Eskişehir'de olmasından memnuniyet duyduk. Gurur duyduk. Bütün Eskişehirli kardeşlerimize yakışan bir fuar alanı ve fuar olmuş. Bu fuar alanına katkı veren, destek veren, yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İkinci olarak burada muazzam bir tarım fuarı kurulmuş. Evet. Türk çiftçisinin umudu olmuş adeta. Burada eserlerini, yatırımlarını, çalışmalarını, aletlerini, makinelerini tanıtan, takdim eden, Türk çiftçisiyle buluşturan bütün girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Görüyorum ki tarımsal makineleşme alanında çok ciddi bir gelişme olmuş. Bunu da iftiharla takip ediyoruz. Türk sanayisinin gelmiş olduğu nokta açısından iftihar verici. Evet. Efendim, hükümetin şu anda özellikle çiftçiye vermiş olduğu destekten dolayı ciddi destekler yapıyorlar. Ve baktığım zaman tarım da yavaş yavaş kendini geliştirmiş durumda. Üreticiler de kendini yenileme açısından, şimdi fuara baktığımda gerçekten o desteklerden para kazanan çiftçi kendi ekipmanını değiştirmek için arayış içerisinde. Ve tarımda yavaş yavaş artık değerli bu ekipmanlarla daha değerli diyor. Şimdi makineleşme ve teknolojideki ilerlemeler mutlaka üretime olumlu şekilde yansır. Bu tarım makineleri alanındaki yükseliş, genişleme Türk tarımının inşallah katma değer ürününe de olumlu yansıyacaktır. Bu aynı zamanda ihracatımızı arttıracaktır. Büyümemizi arttıracaktır. Zenginleşmeyi arttıracaktır. Refahı arttıracaktır. Türkiye ekonomik olarak büyük bir mücadelenin içinden geçiyor. Adeta 7 düvel ekonomik alanda şu anda operasyon yapıyor. Bunlara boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız. İşte böyle muhterem girişimcilerimizle mücadele edeceğiz ve inşallah başarılı olacağız. Türk çiftçisi desteklenecek, Türk çiftçisinin arkasındayız. Onlar her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Peki daha uzun süreli sohbet etmek istedim. İnşallah. Fuarı geziyorsunuz. Evet. Vaktinde kısıtlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayınız. Sağ olun. Bütün Eskişehirli kardeşlerimize selamlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayınız.